Günaydın arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Sizinle nereye gidiyoruz? Yoldan tahmin etmişsinizdir. Geçenlerde buradan geçtik. Kargo götüreceğiz. Şu güneşi hızlı hızlı geçelim. Arkadaşlar çamın altı gerçekten serin. Böyle bu yol hızasıyla doğru kargoya. Çok uzak değil iş yerime. O yüzden buraya da bırakıyorum. Denk gelirse iyi oluyor buraya da. Geçen gün bayağı bir kuyruk vardı. Hatta amcalar söylenmişlerdi. Ne kadar güzel. Allah-u Teala'nın yarattığı güzellikler. Arkadaşlar bakın, küçük kedi kulübesi. Kedi evi yapmışlar. Çok güzel. İyi fikir aslında. Çok basit yapılabilir. Şurası kargo. Kapatmadan oraya kadar geçeceğim. İnşallah şu müzikte telif olmaz. Şurası arkadaşlar. Terzi yazıyor ya. Bakın şurası kargo inşallah açıktır. Arkadaşlar kargomu verdim. Şöyle Elif Hanım'ın ve Fatma İnan Hanım'ın kargosuydu. Gönderdim onları. Ya kargoyu biriktirince sıkıntı oluyor. İş yerinden gidiyorum çay saatinde. Yani uzun sürüyor diğer şekilde. Böyle iki tane, üç tane verince daha iyi oluyor. Ben de böyle yapıyorum. Ne bileyim. Bir bakarsınız başka zaman değiştiririm. Ay şuralar çok güzel ya. Karadenizli olarak yeşile her zaman hayranım. Bakın çam ağacı ve şey okulun bahçesinde arkadaşlar. Çam ağacı her zaman bizim yaylalarımızda çok var. Her zaman bulunduğu çevreye serinlik veriyor. Nasıl oluyorsa diğer ağaçlar gibi değil. Daha serin oluyor. Onun gölgesinden geçerken bile onu fark ediyorsunuz. Ben geldim iş yerime şu karşısı hemen. Arkadaşlar burası benim sınıfım. Bugün o kadar yağmur yağdı, o kadar yağmur yağdı ki.
öğrencilerin arabaları birçoğunun işte üstüne dolu yağacak, araba zedelenecek diye hepsi aldı otoparka götürdü ve sınıfımız boşaldı. Saat 2:30 gibi ben de kaldım şeyde. Öğrenci olmayınca da canım sıkılıyor. Bu arada bizim de buradan çatı akıyor, her zaman söylüyorum. Çatı aktığı için de arkadaşlar böyle kovalar koyuluyor. Bakın. Yine de yerler. Oraya da akmış, bakın oraya da konulu. İster istemez. Sizinle mescitte en iyisi biraz kalmak. Arkadaşlar ben yakın zamanda sizinle yemek paylaşmamıştım. Siron yapacağım. Sironu nasıl yaptım? Sironları dizdim. Dizdikten sonra biraz sıcak suyla şöyle bir su gezdirdim. Sonra arkadaşlar üzerine yoğurt. Şimdi fırına vereceğim. Bu yoğurdu içine çekince üstünün tereyağısını koyacağım. Fırında o ısınana kadar arkadaşlar biraz şöyle sohbet edelim. Şimdi dün akşam ben videoyu biraz geç açtım. Normalde atmıştım. Uyuyakalmışım. Kusura bakmayın bunun için arkadaşlar. Yazan arkadaşlar olmuş. Ondan sonra bazıları bakın ıhlamur getirmiş kuşlar. Bazı arkadaşlar işte iş yerinde dediler. Böyle böyle dedi Ebru hocam. Hocam bekledim dedi, atmadın. Yattım uyudum dedi. Dedim iyi yapmışsın, boş ver. İşte arkadaşlar bugün de kargo isteyen bir arkadaş var. Onun kargosunu da bugün hazırlarız. Şu yemek işini bir halledelim. Ondan sonra onun kargosunu da bugün halledelim. Aslında kargoları biraz biriktirip biriktirip yollamak istiyorum ama parasını da yatırmış olunca kendim de sorumluluk hissediyorum. Ve hemen göndereyim diyorum. Dün akşam bir de Sukulent kanalına bir video attım arkadaşlar. Yaprakların işte değişik köklendirilmesi hususunda. Onun sonuçlarını buradan göstereceğim sizlere. Bakacağız nasıl oldu, nasıl olacak diye. Onlara buradan bakacağız arkadaşlar. Bugün o kadar yağmur yağdı, o kadar sel gitti ki inanamazsınız. Ama benim saksılara gelmemiş. Direkt yağdı çünkü eserek yağmadı. Ay şu ne kadar kötü olmuştu. Bakın ne kadar güzelleşti burada. Güzel toprak olmayınca güzelleşmiyor işte arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ve saksılarım kesinlikle sulanması lazım. Ama bu hafta sonunda da benim kızın imtihanı var biliyorsunuz. Onu sınava götüreceğiz. İşte oradan geldikten sonra da arkadaşlar saksıları sular mıyım, sulayamaz mıyım bilemiyorum. O kısmı. Bakın şuradan yeni yeni bebeler geliyor ama bunlar ne bebesi? Çok ilginç ilginç biçimde. Bugünkü türlerden isteyen arkadaş hatırladığım kadarıyla bundan istedi. Mavi Grapto istedi. Bir de bu arkadaştan istedi. İnşallah köklenmiştir. Kaldırayım bakayım. Yani arkadaşlar köklenmek üzere.
Bu arkadaşı istedi. Ona bunları yollayacağım. Bakalım. Yani şu arkadaşlar, şu bayağıdır burada. Tam böyle köklendi, köklenmek üzere. Onu göndereceğim ona. İşte mavi graptolardan istedi. Bunlardan göndereceğim. Bunların da büyüklerini seçeceğim bakalım. En büyüklerini inşallah. Böyle arkadaşlar. Güzelce sulasaydım azıcık kendilerine gelirlerdi. Şöyle bakın. Bakın güzelliğe. Bu arada balkonun içlerine arkadaşlar çiçeklerim dökülüyor. Bir sürü işler. Bu arada yatırdığım yapraklar burada, sukulent kanalında. Sonucunu buradan göstereceğim size. Şu anlık göstermiyorum. Ekeli bir haftayı geçti. Videoyu yeni açmış olabilirim ama bir haftayı geçti. Sonuçlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani güzel sonuçlar var. Arkadaşlar şimdi Salim'e Öztürk Hanım'ın kargosunu hazırlayacağım. Şöyle köklenmeye bıraktığım, yani köklenilmesi yakın olan bu türümden istemiş. Ondan koydum. Mavi grapto istemiş arkadaşlar. Bir de şu arkadaştan istedi. Bakın. Şu arkadaştan. Bunu da koymuştum. Yeni köklenmiş arkadaşlar. Şöyle yeni kökleri çıkıyor. Bunu da gönderiyorum. Çift başlı. Şöyle. Şimdi bir de şu yapraktan istedi arkadaşlar. Şu yapraktan istedi. Bir de şunun yaprağından istedi. Ama ben bunun yaprağından çoğalıp çoğalmayacağını bilmiyorum. Yine de göndereceğim. Denemiş oluruz. Şöyle arkadaşlar. Bunu denemiş oluruz. Keşke şundan büyük olsaydı, bir tane daha göndersem iyiydi ama. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bu arkadaş şöyle yazdı. Keşke dedi. Çok param olsa da mavi graptoların hepsini ben alsam dedi. Böyle. İnanın öyle demiş olması benim içime böyle şey oldu. Dert oldu. Şimdi ben normalde başka, belki başka türlerden kendisine gönderecektim belki. Vardır diye şimdi bir tane kendisi istedi arkadaşlar. Ve geri kalanını şöyle büyüklerden ayıralım. Bu arada çok topraklı geldi. Bunu bir silkeleyeyim. Normalde kargo tamamlamak için 2 tane gönderiyordum arkadaşlar. Şu anda 3 oldu. Şöyle 3 oldu. Bir de o şu pembenin resmine atmış. Farklı tür zannediyor. Farklı tür değil. Bunu size gönderiyorum. Arkadaşlar. Bir tane daha göndereceğim. Bu kadar istiyorsa alsın. Salim Hanım, siz oradan bana dua edin. Bakın size, siz benden 3 tür istediniz. Ben size 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grapto gönderiyorum. Güle güle büyütün.
İnşallah güzel güzel günlerde, mutlu mutlu günlerde büyütün inşallah. Şimdi bunun paketlemesine geçeceğim, paketleyeceğim ve yarın için inşallah kargoya götüreceğim. Şurası da arkadaşlar baksanıza büyüdü, koca çayır oldu. Güzelce bir sulasaydım. Bakın. Düştüğü yerden nasıl büyüyor. Burayı seviyor arkadaşlar bunlar ya. İnanın. Böyle.